çok seviyoruz. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini de alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. İlk mesajı bu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneği bozmadı, balkon konuşması yaptı. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Seçim çalışmalarını Kısıklı'daki konutundan takip etti Erdoğan. Konutun önü saatler öncesinden dolmaya başladı. Sonuçlar şekillenmeye başladıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıkan Erdoğan'ı İstanbullular coşkuyla uğurladı. Ankara'da da manzara değişmedi. Kalabalık bir konvoy karşıladı Erdoğan'ı. Başkan Erdoğan seçimleri an be an İstanbul'da Kısıklı'daki konutunda takip etmişti. Şimdi Ankara'ya Esenboğa Havaalanı'na geldi ve konvoy ile birlikte onu bekleyen yüzlerce AK Partili'yi selamlayarak AK Parti Genel Merkezi'ne doğru ilerliyor. Konvoyunda makam aracı TOGG'unda olduğunu görebiliyoruz. Erdoğan konvoyla AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte çıktı balkona. Saatlerdir coşkuyla kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor. Ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. CHP'den seçim sonuçları için yapılan itirazlara bu yorumu yaptı. AK Parti'nin sandıktan birinci olarak çıktığını açıkladı. Milletimiz kararını vermiştir dedi. En yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Erdoğan parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'nda dedi. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için de ayrı bir parantez açtı. Seçim sistemimizin %50+1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin İlk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz %50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. Yedili koalisyonun HDP ile yaptığı işbirliğini de unutmadı. Dikkat edin, biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Erdoğan sözlerini Türkiye Yüzyılı için çağrı yaparak bitirdi. Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona, hiçbir oyuna gelmeden sadece ve sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacak, koşturacak, uğraşacağız. Unutmayınız,
Türkiye yüzyılının yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.